Evet sevgili arkadaşlar, bugünkü videomuzda üçgenlerde eşlik ve benzerlik 3 testini çözümlü yapacağız. Birinci sorumuza bakalım. Birinci sorumuzda bir kare var. ABCD kare, ABE eşkenar üçgendir diyor. Buna göre alfa artı teta kaç derecedir diye soruyor bize. ABCD kare ve ABE eşkenar üçgense bir kere ABE'nin eşkenar üçgen oluşundan şu bilgileri yazabiliriz şekil üzerinde. Eşkenar üçgenlerin tüm kenarları birbirine eşittir. Ve tüm açıları da biliyoruz ki 60 derecedir. Bu bilgileri yazdıktan sonra karenin de bütün kenarları, bütün açılarının 90 derece olduğunu biliyoruz. Bu yüzden buraya 30 derecelik açı kalacak. Aynı şekilde buraya da 30 derecelik açı kalacak. Ve biz ne biliyoruz ki? Karenin bütün kenarları birbirine eşittir. Dolayısıyla ben bunlara da aynı şeyi yapabilirim. Bu durumda görüyoruz ki EBC üçgeni ve DEA üçgeni aslında tamamen eş üçgenler, değil mi? ADE üçgeni ile eş olan üçgen BEC üçgeni. Ve bu eşlikten şunu yazabiliriz. Alfa ile teta'nın birbirine eşit olduğunu yazabiliriz, değil mi? Eşit kenarların karşısında eşit açılar olması gerekiyor. Bu eşliği nasıl yazdık? Kenar açı kenar. Kenar açı kenar eşliğinden dolayı yazdık. Alfa'nın teta'ya eşit olduğunu bulduktan sonra bir tanesini bulmamız yeterli. Şurada bir ikizkenar üçgen görüyoruz arkadaşlar. Demek ki burası da alfa olmalı. O zaman biz EBC üçgenine bakarak iç açıları toplayıp 180'le eşitlersek eğer alfa'yı bulabiliriz. 2 alfa artı 30, 180 olmalı. Buradan 2 alfa 150 derece çıkar ve alfayı 75 derece buluruz. Alfa 75 derece ise bize alfa ve teta'nın toplamını istiyor. O zaman teta da 75 derecedir. Bu ikisini toplarsak alfa artı teta'nın 150 derece olduğunu söyleyebiliriz. Geldik ikinci sorumuz arkadaşlar. ABCD dikdörtgeninde AED B'ye dik, CFD B'ye diktir. BF 2 cm, FE 6 cm olduğuna göre ABCD dikdörtgenin alanı kaç santimetre karedir diyor soru. Şimdi burada yine dik üçgenlerde alfa ve beta diyerek başlarsak alfa artı beta'nın 90 olduğunu söyleyebiliriz ve daha sonra bunun 90 derece olması gerektiği için buraya alfa kalır. Burası 90, alfa 90, buraya beta kalır. Ve burası da yine alfa olur. Aynı şekilde burası da beta olur. Ve dikdörtgende kısa kenar uzunlukları, karşılıklı kenarlar birbirine eşit olacağı için ADC B'ye eşittir. Şuradaki gördüğümüz iki üçgen için şunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Bu iki üçgen tamamen eş üçgendir. Neden? Çünkü açıları tamamen eşit birbirine. Hipotenüslerin uzunlukları da tamamen birbirine eşit. Bu yüzden CBF üçgeni ile eş olan üçgen arkadaşlar ADE üçgenidir. Ve bu eşlikten yola çıkarak şunu yazabiliriz. BF'nin uzunluğu DE'nin uzunluğuna eşit olmalı. BF 2 verilmiş, o zaman DE de ne olacaktır? 2 olacaktır. 2'yi de yazdık buraya. Daha sonra şimdi bu dikdörtgen alanını bulmak için aslında dikdörtgen alan formülü kısa kenar çarpı uzun kenardır. Ama burada ne kısa kenarı biliyoruz ne uzun kenarı biliyoruz. O zaman bu dikdörtgen alanını bulmak için şu üçgenden faydalanabiliriz. Çünkü bu üçgen dikdörtgenin alanının tam yarısıdır arkadaşlar. Bu yüzden eğer bu ADB üçgenin alanını bulursak biz dikdörtgenimizin alanını da rahatça bulabiliriz. Peki ADB üçgenin alanını nasıl bulacağız? Neye ihtiyacımız var? Bir üçgenin alanını bulmak için bir taban ve o tabana ait yükseklik uzunluğu bilmemiz gerekiyor. Şimdi bakıyorum, bu üçgen için konuşursak bu üçgende bildiğim tek kenar DB kenarı ve bu kenara ait yükseklik de AE. Biz neyi bilmemiz lazım? AE'yi bilmemiz lazım. Peki bu AE'yi nasıl bilebiliriz? Buraya biz H diyelim arkadaşlar, yüksekliğimize. Bu H'ı bulmak için yine benzerlikten faydalanacağım. Çünkü şu iki üçgende yine benzer üçgenlerdir. Çünkü alfa beta 90, alfa beta 90 açılar tamamen birbirine eşit. O zaman bu benzerliği kullanarak H'ı bulmaya çalışalım. DEA üçgeni ile benzer olan üçgen AEB üçgenidir arkadaşlar. Ve bu benzerliğe göre oranımızı şöyle yazabiliriz. DE'nin AE'ye oranı eşittir
EA'nın EB'yi oranına. O zaman yazalım. DE2 AEH EA yine H EB de gördüğünüz gibi 8. Ve içler dışlar çarpımı yaptığımızda buradan H kare 2 çarpı 8'den 16 gelir. H kare 16 ise H 4 çıkar. Artık yüksekliğimizi de bulduk. Neyi bulabilirim artık? DAB üçgenin alanını bulabilirim. DAB üçgeninin alanını bulmak için taban çarpı yükseklik bölü 2 yapıyorum. Tabanımız bakın DB kenarı yani 10. Yüksekliğimiz 4 bölü 2. Buradan üçgenimizin alanı 20 çıkar. Ve bu üçgen 20 ise bu üçgen de 20'dir arkadaşlar. Dolayısıyla dikdörtgenimizin alanı 20'nin 2 katıdır. Yani 40'tır. Geldik üçüncü sorumuza. Üçüncü sorumuza düzlemsel şekilde ABCD eşkenar dörtgen diyor. Bir kere eşkenar dörtgeni okuduk. Hemen ne yapıyoruz? Bütün kenarların eşit olduğunu söyleyebiliyoruz. Yani ben buraya da direkt 13'ü yazabilirim. Hatta buraya da yazabilirim ve bunun tamamının da 13 olduğunu söyleyebilirim. Devam edelim. DH dik AB'ye, CE dik AE olarak verilmiştir. BC 13, DH 12 olduğuna göre DEC dik üçgenin alanı kaç santimetre karedir? Şimdi bu dik üçgenin alanını bulmak için ne yaparız? Bunu düşünüyorum. Bir kere eşkenar dörtgenin şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Tüm kenarlar yani karşılıklı kenarlar birbirine paraleldir. Yani burada AD ve BC birbirine paralel. DC ile de AB birbirine paralel. DC'nin AB'ye paralel olması şurada bir Z kuralı yaptığımızda buranın da dik olması anlamına geliyor arkadaşlar. Ve yine burada alfa, beta diyerek başlayalım. Şu dik üçgene baktığımızda alfa artı beta'nın 90 olduğunu söyleyebiliriz. Ve daha sonra şuranın 180 derece olduğunu biliyoruz. Doğru açı çünkü. Beta var, 90 var. O zaman buraya alfa kalacaktır. Ve daha sonra bu üçgene baktığımızda yine alfa var, 90 var. Bu açıya yine beta kalacaktır. Bunları yazdıktan sonra açı 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 durumuna baktığımda bakın bu iki üçgen aslında birbirine benzer üçgenler gibi görünüyor. Hatta ve hatta hipotenüslerine baktığımızda her ikisinin de hipotenüsü 13 olduğu için aslında bu üçgenler eş üçgenlerdir diyebiliriz. Bu eşliği şöyle yazalım. DAH üçgeni ile eş olan üçgen CDE üçgenidir arkadaşlar. Ve bu eşliğe bakarak şunu söyleyebiliriz. Buradaki DH kenarı çünkü o verilmiş bize. DH kenarı diğer üçgende CE kenarına eşit olmalı. DH 12 verildiği için CE de nedir? 12'dir diyebiliriz. Yani şuraya 12 yazabiliriz. Sonra bu 12'yi yazdıktan sonra şuradaki dik üçgene baktığımda CED dik üçgeni bir özel üçgendir arkadaşlar. Ya da bunu Pisagor'la da bulabiliriz. Hadi Pisagor'la bulalım bu sefer. Pisagor'la bulmak istediğimizde şuraya x dersek eğer biz iki tane dik kenarın kareleri toplamı hipotenüsün karesine eşittir biliyorsunuz Pisagor'a göre. Buradan x kare artı 144 eşittir 169 olur. 144'ü karşıya attığımızda da x kare 25 olur. Ve x 5'tir. Özel üçgen demiştim. 5, 12, 13 özel üçgenidir bu aynı zamanda. Yani Pisagor bulacağımız gibi direkt özel üçgenden 5, 12, 13'ten de x'in 5 olacağını söyleyebiliriz. Bunu söyledikten sonra artık işimiz kolaylaştı. Dik üçgenin alanını bulmak istediğimiz için ne yapıyoruz? İki tane dik kenarı çarpıp ikiye bölüyoruz. Bir dik kenar taban, diğer dik kenar yükseklik olarak kabul edildiği için bunu yapabiliriz. Alan DEC eşittir 5 çarpı 12 bölü 2'den 30 santimetre kare bulunur. Geldik dördüncü sorumuza. Dördüncü sorumuzda düzlemsel şekilde ABCD eşkenar dörtgen ve E noktası BC'nin orta noktası. E noktası BC'nin orta noktası ise hemen şunların birbirine eşit olduğunu söyleyebiliriz. Buna göre ABCD eşkenar dörtgenin alanı EBF üçgenin alanının kaç katıdır diye soruyor. Bir kere şunları söyleyelim. Eşkenar dörtgenin alan formülü taban çarpı yüksekliktir arkadaşlar. Üçgenin alan formülü taban çarpı yükseklik bölü 2'dir. Bu formülleri bilmeliyiz bu soruyu çözmek için. Eşkenar dörtgende tüm kenarların birbirine eşit olduğunu biliyoruz, bilmemiz gerekir. Şuralara AA dersek bir eşkenar
Dörtgenin bir kenarı 2A ise diğer kenarları da 2A'dır. Bunları da yazabiliriz. Şöyle. Daha sonra eşkenar dörtgen için bir de şunu söyleyebiliriz. Karşılıklı kenarlar birbirine paraleldir. Yani şu şuna paraleldir ve bu da diğer kenara paraleldir. Bu paralellikler de bize benzerlik ya da eşlik konusuna yardımcı olacaklar. Şimdi şuradan baktığımızda şu paralelliği görüyoruz. Yani şurada iki tane üçgen görüyoruz. DEC üçgeni ve EBF üçgeni arkadaşlar. Bu üçgenler aslında tamamen eş üçgenlerdir. Sebebi de şu. Şimdi C açısını ele alırsak kenarı iki tane kenarını biliyorum. Şöyle şu açıyı ele alırsak Z kuralından dolayı paralellikten var olduğu için Z kuralı yapabiliriz. Burası B açısına eşittir C açısı. Aynı zamanda D açısıyla da F açısı birbirine eşittir. Ve E açısında zaten birbirine eşit olduğunu biliyoruz ters açılardan dolayı. Şimdi bakıyorum bu iki üçgen benzer üçgenler. Benzerliğimizi yazalım. Hatta eş üçgenler çünkü bakın aynı açının karşısında bu açının karşısında A var. Bu açının karşısında yine A var. Demek ki bunlar tamamen eş üçgenler. CDE üçgeni ile eş olan üçgen BFE üçgenidir arkadaşlar. Ve bu eşliğe göre biz CD'nin uzunluğunun BF'nin uzunluğuna eşit olduğunu söyleyebiliriz. CD uzunluğuna biz 2A dedik. O zaman BF de 2A. Yani şurası da 2A dedik. Sonrasında şuradaki iki üçgene bakarız. Bu üçgen ve bu üçgene bakarım. Bu iki üçgen birbirine benzerdir. Çünkü şurada bir paralellik var. O zaman bu benzerliği de yazalım. FEB üçgeni ile benzer olan üçgen FDA üçgenidir arkadaşlar. Ve benzerlik oranımızı da yazarsak eğer FB'nin FA'ya oranı AF yazalım. AF'ye oranı bize neyi verecek? Benzerlik oranını verecek. FB ne? 2A. AF ne? 4A. Demek ki bu üçgenler arasındaki benzerlik oranı neymiş? 1 bölü 2'ymiş. Bu üçgenler arasındaki benzerlik oranı 1 bölü 2 ise o zaman aynı açıdan inen yüksekliklerin oranı da 1 bölü 2 olmalı arkadaşlar. Bu yüzden biz buradan bir yükseklik indiğimizde şöyle ve buradan büyük üçgenin yüksekliğine indiğimizde bu üçgenler arasındaki oran da yine burası h ise burası 2h'tır diyebiliriz arkadaşlar. Yükseklikler arasında aynı oran söz konusudur. O zaman bu durumda artık biz eşkenar dörtgenin alanı ve üçgenin alanını karşılaştırabiliriz. ABCD eşkenar dörtgenin alanı yazarsak dedik ki eşkenar dörtgenin alanı taban çarpı yüksekliktir. Tabanı eşkenar dörtgenin 2A. Yükseklik 2H. O zaman demek ki 2H çarpı 2A'dır diyebiliriz. O zaman EBF üçgenin alanını da bulabiliriz artık. EBF üçgeninin alanını nasıl buluruz? EBF üçgenine bakıyorum. Tabanı 2A, yüksekliği h olan bir üçgen. O zaman 2A çarpı h bölü 2'dir. Yani bu da nedir? İkiler birbirini götür. AH gelir. Bu ikisinin birbirine oranı yani EBF, ABCD eşkenar dörtgenin EBF üçgenin alanının kaç katı olduğunu soruyor. Yani 4H A'nın AH'a bölümünü soruyor aslında size. Bunlar birbirine götürüyor ve cevap 4 oluyor. Tam olarak 4 katıdır. Şimdi geldik 5. sorumuza. 5. soruda bir kare var. ABCD bir kareymiş. EDC eşkenar üçgenmiş. Şimdi bu bilgileri kullanacağız. EDC bir eşkenar üçgense nedir? Tüm kenarlar birbirine eşittir. Aynı zamanda kare var. Karenin de bütün kenarları birbirine eşittir biliyorsunuz. Ayrıca eşkenar üçgenin bütün açılarının 60'ar derece olduğu bilgisi de var elimizde. O zaman burası da 60 derecedir. Şurası 60 derecedir. Hatta bunun tamamı da 60 derecedir. Daha sonra karenin bir açısının 90 derece, her bir açısının 90 derece olduğunu biliyoruz. Şuralara 90 yerleştirelim. Burası da 90, burası da 90.
Şimdi bu bilgileri yerleştirdikten sonra bakın EDA üçgenine baktığınızda bakın ikizkenar üçgen görüyoruz. Aynı şekilde ECB üçgeni de bir ikizkenar üçgen ve açıları 150 derece, burası da 150 derece. Demek ki bu üçgenler eş üçgenler aslında. O zaman şöyle eşliğimizi yazarsak EDA üçgeni ile eş olan üçgen ECB üçgenidir ve bu eşlikten dolayı da hangi açılar birbirine eşittir? Şu açıyla şu açı birbirine eşittir. Aynı zamanda bu açıyla da bu açı birbirine eşittir. Zaten bunlar da birbirine eşit. O zaman biz şuraya x dersek şöyle x'i bulabiliriz. Burası da x'tir. M D E A açısıyla M B E C açısı birbirine eşit olduğunu söyledik. Bunlar da x'tir. Bu eşliğe bakarak söyledik bunu. Peki x'i nasıl buluruz? X'i de DEA üçgeninden bulabiliriz. DEA üçgeninde iç açıları toplayıp 180'e eşitleriz. 2x artı şurası da 150 eşittir 180. Buradan 2x eşittir 30 çıkar. 2x 30 ise zaten bakın şu E açısının tamamı yani DEC açısı 60 derecedir dedik. Eşkenar üçgenden dolayı. Yani 2x artı 2x artı teta DEC açısı 2x artı teta görüyoruz burada. 60 derece. Şurası tam silinmedi. 60 derece ise 2x'de 30 bulduk az önce. 2x yerine 30 yazıyoruz. O zaman teta'nın da ne olduğunu görüyoruz. 30 derece olduğunu görüyoruz. Geldik 6. sorumuza. 6. soru klasik bir Thales sorusu. Ne dedik? Bunun bunu oranı, bunun bunu oranı. Yani yazalım şöyle yine. AB'nin BC'ye oranı. DE'nin EF'ye oranına eşittir. 4x eksi 1'in 3'e oranı 2x artı 1'in 2 oranına eşittir. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda 2 çarpı 4x eksi 1 eşittir. 3 çarpı 2x artı 1 olur. 2 içeri dağıttığımızda 8x eksi 2 olur. 6x artı 3 olur. 6x'i karşıya eksi 2'de karşıya geçerse 2x eşittir 5 olur ve x 5 bölü 2 çıkar. Geldik 7. sorumuza. 7. soruda düzlemsel şekilde EF DC'ye paralel, yani şu şuna paralel verilmiş. FG AB'ye paralel verilmiş. EF 4 birim, DC 6 birim, AB 9 birim olduğuna göre FG yani X kaç birimdir diye soruyor. Şimdi bana verilen bilgiler bu üçgenlerde daha çok olduğu için buradan başlıyorum. Paralellikten dolayı şu benzerliği yazabiliriz direkt. AFE üçgeni ile benzer olan üçgen ACD üçgenidir arkadaşlar. Ve bu benzerliğe göre benzerlik oranı nasıl buluruz? FE'nin CD'ye oranı bize bu iki üçgen arasındaki benzerlik oranını verecektir. FE 4 verilmiş, CD 6 verilmiş. O zaman demek ki benzerlik oranı 2 bölü 3. Bu benzerlik oranı aynı zamanda nerede de vardır? AF'nin AC'ye oranı da bu benzerlik oranına eşit olmalı. O zaman biz AF'ye 2K, AC'ye 3K diyebiliriz. Diyelim AF'ye 2K dedik. AC'nin 3K olması için buraya K kalır. Sonra geliriz CFG ve CAB üçgenlerine ki o da zaten iki benzer üçgendir. Çünkü bunlar birbirine paralel. O zaman yazıyorum CFG üçgeni ile benzer olan üçgen CAB üçgenidir. Bu benzerlikten yola çıkarak CF'nin CA'ya oranı eşit olmalı FG'nin AB'ye oranına. CF şekilde bakıyoruz K,
CA 3K, FG X ve AB 9. K'lar birbirini götür. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda 3x 9 olur ve x 3 bulunur arkadaşlar. 8. sorumuza geldik. 8. soruda ABC üçgeninde DEBC'ye paralel, DFBE'ye paralel. Şimdi DEBC'ye paralel. DEBC'ye paralel. DF de ABE'ye paralel. AD 8 verilmiş. DB 4 verilmiş. AF 6. FE X, EC Y. Buna göre X çarpı Y nedir diye soruyor. Şimdi ilk önce şu kısmı kapatırsak eğer, şu çizgiyi de görmezsek, şu paralellikten dolayı biz şunu yazabiliriz. ADF üçgeni ile benzer olan üçgen ABE üçgenidir arkadaşlar. Bu benzerliğe göre AD'nin DB'ye oranı AF'nin FE'ye oranına eşittir. Şimdi ben aslında AD'nin AB'ye oranı yazmam gerekiyordu ama pratik olsun diye diyorum ki şu iki kenarla uğraşıyorsam, sadece şu kenarla uğraşmıyorsam direkt 8'in 4'e oranı, 6'nın x'e oranı diyebilirim TALES'te yaptığım gibi. O yüzden bu şekilde yazdım. Kafanız karışmasın. Buradan AD 8, DB 4, AF 6, FE x. 8 ve 4'ü sadeleştiriyorum 2 ile 4 ile. Ve içler dışlar çarpımı yaptığımda 2x eşittir 6 gelir ve x 3 bulunur. X 3. Daha sonra y'yi bulmak için bu sefer DE'yi ve DF'yi ve BE'yi görmüyorum. Bu sefer yazacağım benzerlik ADE üçgeniyle ABC üçgeni. Çünkü şu iki paralellik var. Yazıyorum. ADE üçgeni ile benzer olan üçgen ABC üçgenidir. Ve az önce yaptığım gibi ne benzerliğe göre 8'in 4'e oranı bu sefer 9'un y oranına eşittir arkadaşlar. Ne yaptım? AD'nin yine DB'ye oranı eşittir dedim bu sefer. AE'nin EC'ye oranına. Bu oranı yazdığımda AD 8, DB 4, AE 9, EC Y. 8 ve 4 yine 4 de sadeleştirdim. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda 2y eşittir 9 ve buradan y 9 bölü 2 gelir arkadaşlar. Bize sorulan şey x çarpı y olduğu için x çarpı y'yi de x'i 3 bulmuştuk. Şurası 9 bölü 2 dedik. 3 çarpı 9 bölü 2'den cevap 27 bölü 2 olur diyoruz. Geldik 9. sorumuza. Bu 9. sorumuzda da ABC ve ADE üçgenlerinin kenar uzunlukları şekildeki gibidir diyor. Buna göre ABC üçgeninin alanı ADE üçgeninin alanının kaç katıdır diye soruyor. Şimdi burada da kenar uzunluklarından yola çıkarak bir benzerlik yakalamaya çalışacağım. Yine küçük üçgenin kenarlarını küçükten büyüğe doğru yazarsak ADE üçgeninden başlayalım. ADE üçgeninin kenar uzunlukları 4, 5 ve 6 gördüğünüz gibi. Büyük üçgene bakalım. Büyük üçgen ABC üçgeni. Bu ABC üçgenindeki kenar uzunluklarını yine küçükten büyüğe sıralarsak eğer ne var? 8 var, 10 var, 12 var. 8, 10, 12. Bu şekilde baktığımızda da zaten gördüğünüz gibi hep iki katı. Demek ki bu iki üçgen aslında benzerdir. O zaman şöyle yazabiliriz bu benzerliği. ADE üçgeni ile benzer olan üçgen ACB üçgenidir arkadaşlar. Ve bu benzerliğe göre AD'nin AC'ye oranı bize benzerlik oranını verecektir. AD 5, AC'de gördüğünüz gibi 10. Zaten yukarıda görmüştük bu oranı. Oranımız 1 bölü 2 çıktı. Şimdi alanları oranını istiyor bizden. Biz biliyoruz ki iki üçgen benzerse benzerlik oranının karesi bu iki üçgenin alanları oranına eşittir. O zaman küçük üçgenin büyük üçgene oranı 1 bölü 2 ise o zaman büyük üçgen küçük üçgenin iki katıdır diyebiliriz. O zaman şu oranı da yazabiliriz. Alan ABC bölü alan ADE. Çünkü kaç katıdır diyor. O yüzden ABC'yi ADE'ye bölüyorum. O zaman
Bunun tam tersini düşüneceğim. Çünkü bu küçüğün büyüğü oranı. Biz büyüğün küçüğün oranını düşüneceğiz. 1 bölü 2'nin değil de 2 bölü 1'in karesini. Yani 2'nin karesini alacağız. Ve böylece alanları oranını bulmuş. Pardon. 2'nin karesi 4. Evet. ABC üçgeninin alanı ADE üçgeninin alanının tam olarak 4 katıdır diyebiliriz. Geldik 10. sorumuza. 10. soruda yine iki tane üçgenimiz var. Eşit birer açıları verilmiş. B ve C açıları birbirine eşit verilmiş. Uzunlukları görüyoruz. X'i soruyor. Yine ilk önce benzer olup olmadığına bakmamız gerekiyor. Şimdi eşit açı ve açılar verildiyse bakmamız gereken kenarlar bu açının yanındaki kenarlar olmalı arkadaşlar. Yani mesela bu açının yanında hangi kenarlar var? 6 ve 4 var. A, B, C üçgenini incelersek 4 ve 6 var dedik. Yine küçükten bir sıralayalım. ACD üçgenine baktığımızda yine aynı açının yanında hangi kenarlar var? 6 ve 9 var. 4'ün 6'ya oranı 6'ın 9 oranına eşit midir? Evet, 2 ile sadeleştirdiğimde bu 2 bölü 3 olur. Bu da 3 ile sadeleştirdiğimde yine 2 bölü 3 olur. Demek ki bu iki üçgen benzerdir. O zaman yazalım benzerliğimizi. Şöyle yazalım. A, B, C üçgeni ile benzer olan üçgen 4 diğer üçgende. A yine burada B, C, D. ABC üçgeni ACD üçgenine benzerdir. Bu benzerlikten benzerlik oranını yazarsak AB'nin AC'yi oranı bize benzerlik oranını verir. AB 6, AC 9. Demek ki benzerlik oranı 2 bölü 3. O zaman bu benzerlik oranı diğer kenarlar arasında da olmalı. Yani bize AD soruluyor. AC'nin AD'ye oranı da ne olmalı? 2 bölü 3 olmalı. Tamam. AC'yi biliyoruz. 9. ADX eşittir. 2 bölü 3 dedik. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda 2x eşittir. 27 olur. Ve x 27 bölü 2 çıkar arkadaşlar. Geldik 11. sorumuza. 11. soruda düzlemsel şekilde AD 4 santim, AE 5 santim, DE 6 santim, BC 12 santim, BD x santim, ECY santim ve ADE açısı ACB açısına eşittir diye söylüyor. Buna göre x artı y toplamı kaçtır diyor. O zaman burada da yine bir benzerlik yakalamam gerekiyor. Bunu yakalamak zor değil arkadaşlar. Çünkü zaten eşit açıları vermiş. Artı bir de hangi açı ortak? Bakın A açısı da ortak. Her iki üçgende de bu açı var. ADE üçgeni ve ABC üçgeninin ortak açısı A açısı. Aynı zamanda D ve C açıları da birbirine eşit ise üçüncü açılarda ne olmak zorunda kalır? Eşit olmak zorunda kalır. O zaman bu açı 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 benzerliğinden dolayı benzerdir bu iki üçgen. Bu benzerliği yazalım. ADE üçgeni ile benzer olan üçgen ACB üçgenidir arkadaşlar. Ve bu benzerliğe göre AD'nin AC'ye oranı eşit olmalı. DE'nin CB'ye oranına o da eşit olmalı. AE'nin AB'ye oranına. O zaman yazıyorum şimdi. AD 4, AC 5 artı y eşittir. DE 6, CB 12, AE 5, AB 4 artı x ya da x artı 4. Şimdi bakın ortadaki oran zaten bizim benzerlik oranımız 6 bölü 12. Bu da 6 ile sadeleştirdiğimizde ne olacak? 1 bölü 2 olacak. Bunun 1 bölü 2 eşit olması için buranın ne olması lazım? 8 olması lazım. 4 bölü 8. Aynı şekilde buranın 1 bölü 2 olması için tamamının. Bunun ne olması gerekir? 10 olması lazım. 5 bölü 10 olması için. O zaman buradan 5 artı y 8'dir. Y
3 çıkar. Buradan da x artı 4 10'dur. X 6 çıkar. Bize x artı y'yi soruyor. Yani 6 artı 3'ü soruyor. Buradan da cevap 9 olur arkadaşlar. Geldik 12. sorumuza. 12. soruda bir büyük bir dik üçgenimiz var. Dik açı dayanan bir yüksekliğimiz var. Yine bolca diklik görüyoruz soruda. Ve yine aynı şekilde ne yapıyoruz? Alfa, beta diyerek başlıyoruz. Ve alfa artı betanın 90 olduğunu söylüyoruz. Alfa artı beta 90 ise buraya alfa kalır diyoruz. Buradan alfa 90, buraya beta kalır. Ve 3 tane aslında birbirine benzer üçgen görüyoruz. Hem ADB, hem DBC, hem de büyük üçgen olan ABC üçgeninin açıları tamamen birbirine eşit. Hepsi alfa beta 90'lardan oluşuyor. Bu benzerlikten yola çıkarak x'i bulmaya çalışıyoruz arkadaşlar. ABD üçgeniyle BCD üçgeninin benzerliğinden başlarsak ne diyebiliriz? AD'nin, çünkü AD verilmiş bize. AD'nin BD'ye oranı eşit olmalı arkadaşlar. AB'nin BC'ye oranına. Değil mi? Şimdi ben burada AD'yi biliyorum. BD'yi biliyorum. AB'yi bilmiyorum. BC'yi de bilmiyorum. Zaten BC'yi soruyor. Peki AB'yi bulabilir miyim? AB'ye bakıyorum burası. Bakın aslında bu bir dik üçgenin hipotenüsü değil mi? O zaman ben buraya Y dersem bu Y değerini ben Pisagor'dan bulabilirim. ABD üçgeninde Pisagor yaparsak ne deriz? 4'ün karesi artı 8'in karesi eşittir y kare. Dikkenarların kareleri toplamı hipotenüsün karesine eşittir. 4'ün karesi 16, 8'in karesi 64. Y kareye eşitse eğer 16 artı 64 80 olur arkadaşlar. 80 y kareye eşitse y kök 80'dir. Kök 80 de dışarı 4 kök 5 olarak çıkar. O zaman gelelim tekrar buraya. Adet y'yi şuraya yazalım ilk önce. Y'yi 4 kök 5 bulduk. AD 4, BD 8, AB 4 kök 5 bulduk. BC yani x nedir diye soruyor. 4 bölü 8'i 4 ve sadeleştirdiğimizde burası 2 olur. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda x'i 8 kök 5 buluruz arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar. Bu videomuzun da sonuna geldik. Umarım her şey yolundadır. Sağlığınız yerindedir. Ailenizin sağlığı yerindedir. Bir an önce bugünlerin geçmesini temenni ederek videoyu bitiriyorum. Hepinize hoşça kalın.